Cari açık ve dış borçların sorunları ile boğuşuyor. Türkiye Taş Kömür Kurumu en az sayıdaki işçisiyle en düşük üretimini yapıyor. Bölgedeki Kardemir ve Erdemir'e enerji santrallerine ithal kömür alıyorlar. Türkiye'nin yılda 35 milyon ton taş kömürüne ihtiyacı var. Türkiye taş kömürü ithalatı için yılda 4-5 milyar dolar dışarıya para veriyoruz. Oysa havzamızda üretilmeyi bekleyen 1 milyar 500 milyon ton taş kömür rezervi var. Biz üretmek istiyoruz. Kömürün alıcısı var. İşsiz insanlarımız var. En azından bu bölgede kurulmuş Kardemir ve Erdemir için koklaşabilir taş kömürü üretme sorumluluğumuz var. Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Enerji Bakanımız kuruma 1500 işçi alınacağını açıkladılar. İşçi alımı çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor. Biz de bu çalışmanın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Bu ocaklarda alın teri dökerken can veren maden şehitlerimiz var. Maden şehitlerimizin yakınları için kuruma işçi alımlarını öncelik tanımasını istiyoruz. Bölgemizin, ülkemizin ve milletimizin geleceğine hep birlikte sahip çıkalım diyoruz. Uzun Mehmet anıtı arka tarafta kırmızı kiremitlerin arasında bende resimleri var. Ve çok az insanın katılımla geldiği bir tören düzenlenirdi. Uzun Mehmet Anıtı'nın yan tarafında da belediyemizin ondan daha büyük bir terfi istasyonu, su istasyonumuz vardı. Mavi renkli bir su deposunun yanında şu köşedeydi. Yan tarafında da bir fener. Önünde bizler de saygı duruşunda ve Uzun Mehmet'i anma törenlerinde yapardık. Tabii ki bu şehrin özellikle kimliği ve tarihsel kişiliği derseniz en önemli tarihsel kişiliklerinden belki de en başta gelen isimlerinden bir tanesi Uzun Mehmet'imiz. Uzun Mehmet'imiz Kestaneci mahallemizde doğdu, büyüdü. Belki de hem bu bölgenin hem de ülkemizin kaderini değiştirdi. Sizler de biliyorsunuz biraz önce akademik olarak da çok güzel bilimsel dillerle arkadaşlar anlattılar. Maden kömürün ekonomiye büyük bir girdisi, demir çeliğin en önemli girdilerinden bir tanesi. Hatta yakıt olarak, enerji olarak kullandığımız en önemli girdilerden bir tanesi. Simsiyah yüzleri, bembeyaz yürekleri. Hepsi ekmek parası için üşüdüler geceleri. Arkadaşları can verdi binlerce metre aşağıda, kariyerine soruna, ailelerinden uzakta. Kantin içinde çalışırlardı, sabahlarını sabah etmeden, sabahları gün yüzü görmeden. Her alından ter akmaz, her bilek ağrımaz. Emekten çok ekmektir maden. Bilekteki gücü, kalpteki aydınlığı karanlığa ekmektir. Ruhunu tüm o sıcaklığın içinde bembeyaz tutabilenlerin işidir madencilik. Ekmek parası için, helal lokma için, diğer tüm renklerden vazgeçmektir madencilik. Hem alnındaki terin o renksiz dünyanın hakkını verebilmek, hem de milletine, ülkesine yararlı olmak için savaşır madenci. Kömürden çok fazla şey çıkarır o madenden. Türk'ün vatanı için neler yapabileceğini, Türk'ün gücünü ve çalışkanlığını gösterir. Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Elleriniz, ayaklarınız öpülsün be yüreği güzel insanlar. Arkadaşlar geriye. Az daha geriye, az daha geriye, geriye. Az daha geriye. Bir saniye pardon. Bir çek, bir koy. Bakalım. Hayat. Başkanım. Annem neyiz?